Tane kanala herkese selamlar. Arkadaşlar birbirinden özel 15 adet soruyla karşınızdayım. Sonra geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. O hadi hazırsak başlıyoruz. Birinci soru. Sonra önce kendiniz çözün, daha sonra benim çözümümü Selçuklu Türklerinin Anadolu'da Bizans'a karşı kazandığı hangi zafer sonucunda Anadolu kesin olarak Türk yurdu olmuştur diyor. Arkadaşlar Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Pasinler Savaşı keşif amaçlı yapılan bir savaştır. Katvan Savaşı ise Kara Hitaylarla yapılan bir savaştır ve Selçuklar yıkılma, yıkılma sürecine girmişlerdir. Danlanakan Savaşı ile 1040 Danlanakan Savaşı ile Gazneler yıkılma sürecine girerken Büyük Selçuk Devleti resmen kurulmuştur. Mirya Kefalon Savaşı ise Bizanslı yapılan bir savaştır ve bu savaş sonucunda Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olduğu ispatlanmıştır. Sorunun cevabı Bursa olacaktı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Haçlı seferlerinin nedenleri arasında yer alan amaçlarından hangileri siyasi nedenlerden biridir diyor. Siyasi nedenlerden biridir. Doğunun zenginliklerini ele geçirmek. E zenginlikler dediğine göre ekonomik nedenli. Birinin olduğu ben elersem gitti. 2. Anadolu'daki Türk ilerleyişini durdurmak. Bu siyasi nedendir arkadaşlar. Katolik ortodoks bölünmüşlüğüne son vermek. Bu da katolik ve ortodoks dediği için dini nedendir. O yüzden 3. öncülde elersem sorumuzun cevabı Bursa olacaktı. 3. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki şeylerin hangisinde Anadolu Selçuklu Devri dönemine ait herhangi bir sanat eserine rastlanmaz diyor arkadaşlar? Sivas'ta evet, Malatya, Erzurum, Konya bölgelerine Anadolu Selçuklu Devleti hemen hemen hakim olmuştur. Fakat İstanbul'a hakim olmamıştır. İstanbul'a kim hakim olacak arkadaşlar? Anadolu Selçuklu devleti değil Osmanlı hakim olacak. Ne zaman? 2. Mehmet zamanında. O yüzden sorumuzun cevabı ne olacaktı? Denizli. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Konya'nın altın çağı yaşamasında aşağıdaki bilgin mutasavvıf ve filozoflardan hangisinin katkısı olmamıştır diyor. Evet. Evet hocam. Konya'nın altın çağı. Hocam Konya ne zaman altın çağını yaşadı? Anadolu Selçuklu Devleti'nde. Öyle değil mi? Hatta 1. Kılıç Arslan zamanında başkent İznik'ten Konya'ya taşındı. Ve böylece Konya altın çağını yaşamaya başladı. Özellikle Bahattin Veylet, Muhittin Arabi, Şems Tebrizi, Mevlana Celaleddin Rumi, Anadolu Selçuklu'nda Konya'da yaşamış önemli bilgin, mutuzavvıf ve filozoflardan birleridir. Fakat Ömer Hayyam Büyük Selçuklu Devleti'nde yaşamış. Hatta arkadaşlar Melikşah, Melikşah döneminde yaşamış bir bilim adamıdır. Sultan Melikşah Ömer Hayyam'a bir takvim hazırlatmıştı. Neydi bu takvimin adı? Celali takvimi. Öyle değil mi? Bunları biliyorsunuz. O zaman Ömer Hayyam Anadolu Selçuklu Devleti'nde değil Büyük Selçuklu Devleti'nde yaşamış bir adamdır. Sorumuzun cevabı Edirne olacaktı. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Kılç hakkı işleyişiyle Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı Sivas merkezi olarak kurulmuş veyador bir peyliktir. Evet, Sivas merkezi kurulmuş arkadaşlar. Anadolu'daki ilk Türk medresesini oluşturmuş diyor. Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına katkı sağlamışlardır. Hakkında bazı bilgiler verilen bu Türk beyliği aşağı yukarı Arkadaşlar Saltuklular Erzurum merkezi kurulmuştur. Anadolu'da kurulan ilk beyliktir. Bu gitti. Artuklular ise Mardin Diyarbakır çevresinde kurulmuştur arkadaşlar. Hatta El Cezer'i Artuklar'da yaşamış bir bilim insanıydı. Var ahla şahlar yine sorumuzun cevabı değil. Dilmaçoğulları Bitlis'te sorumuzun cevabı değil. Danışmanlar ise Sivas Kayseri civarında kurulmuş. Anadolu'daki ilk medrese olan Yağı Medresesini açmışlardır. Yağı Medresesini açmışlardır. Sorumuzun cevabı Ceyhan olacaktı. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki eserlerin hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'ne ait değildir diyor arkadaşlar. Konya Alaaddin Camii Selçuklulara aittir. Sahip Ata Külliyesi Selçuklulara aittir. İznik Sultaniye Medresesi ya da İznik Orhaniye Medresesi diye geçer. Arkadaşlar bu Osmanlı Devleti'ne ait bir eser. Hatta arkadaşlar İznik Sultan Medresesini açan hangi padişahtır? Tabii ki Orhan Bey. Osmanlı'da açılan ilk medresedir arkadaşlar bu. Lütfen bunu unutmayın. O yüzden sorumuzun cevabı Ceyhan olacaktı. Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese ise Türkiye Selçuklu Devleti'ne aittir. Bunları da bilelim. 7. soruyla devam ediyoruz. Batı ile Doğu'nun birbiriyle, birbiriyle ilk kez yoğun siyasi ve ekonomik ilişkilere girdiği, Batılıların teknik buluşlar öğrendiği olay verilenlerden hangisidir diyor. Feodalitenin yıkılması, nayır. Coğrafi keşiflerin başlaması, nayır. Ka kavimler göçünün yapılması, nayır. Kilisenin zayıflaması, nayır. Haçlı savaşlarının yapılması, Haçlı savaşlarının yapılması kesinlikle Haçlı seferleri ile batı ile doğu arasında yoğun bir ilişki başladı arkadaşlar. Ve böylece Avrupalı devletler Haçlı seferleri ile kağıt, barut, pusula ve matbaayı öğrendiler. Bunlar da bilelim sorumuzun cevabı Edirne olacaktı. 8. soruyla devam ediyoruz. Bu eserler hangileri? Saltuklara ait değildir diyor arkadaşlar. Saltuklar biliyorsunuz nerede kurulmuştu? Erzurum merkezi kurulmuştu. Kurulan ilk beyliktir değil mi? Kurulan ilk beyliktir. E o zaman bakalım. Mama Hatun Türbesi, Üç Kümbetler, Tepsi Minare bunlar arkadaşlar Saltuklara ait eserlerdir. Fakat Malabadi Köprüsü Artuklulara aittir. Artuklular. Saltuklara değil. O yüzden sorumuzun cevabı Bursa olacaktı. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Türkiye Selçuklar döneminde meydana gelen yukarıdaki olayların oğlu sıralaması aşağıdaki hangisinin doğru olarak verilmiştir diyor hocam. Bak şimdi bak 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 bak. Biliyorsunuz tarihi ezberlemeden bu soruları biz rahatlıkla yapabiliyoruz. Ben size konu anlatım videolarımda Genel tekrar videolarımda ve soru çözüm videolarımda dedim ki bazı şeylerde kurnazlığa yatacaksınız. Tarih ezberlemeyin, işin mantığına girin. Nedir hocam? Baba İshak isyanı Türkiye siyaset üretimine çıkmış bir isyandır ve bu isyan ile devlet zayıflamıştır. Değil mi? Devlet zayıfladıktan sonra biliyorsunuz Moğollar saldırıya geçecek. Moğollar saldırınca biz zayıf bir devletiz zaten. Bu yüzden Köselağ Savaşı ile yıkılacağız. E kardeşim devlet yıkıldıktan sonra Anadolu'ya kim hakim olacak? Tabii ki Moğollar hakim olacak. Çünkü biz Köşeli Savaşı'nı kimle kim arasında yapılıyordu bu savaş? Anadolu Selçuklu ile Moğollar arasında yapılmıştı değil mi? Savaş kim kazandı? Moğollar. O yüzden Anadolu kimin hakimi, hakimiyeti altına girecek? Moğolların. O zaman bakalım sırasıyla 2, 1 ve 3 olacaktı arkadaşlar. 2, 1, 3. Yani cevabımız deniz olacaktı hocam. 10. soruyla devam ediyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nde örfi hukuk ile ilgili davalara Emirdat'ın başkanlığındaki kadılar bakardı. Ancak Emirdat divan üyesi değildi. Buna göre aşağıdaki hangisine ulaşılabilir diyor. Arkadaşlar örfi hukuka Emirdat bakıyormuş. Fakat Emirdat divan üyesi değilmiş. Hangisine ulaşılabilir? Çok gelişmiş bir hukuk sistemi olduğuna buna ulaşılamaz. Layık bir hukuk anlayışının olduğuna buna ulaşılamaz. Yürütme ve yargı organının ayrı tutulduğuna. Bak 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 bak. Yürütme ve yargı organı ayrı tutuluyor diyor hocam. O zaman burada ne var? Güçler ayrılığı var değil mi? Bakın divan dediğimiz, divan dediğimiz yürütme organıdır. Emirdat ise Bugünkü arkadaşlar nedir? Hakim, sadece E o zaman yargı ile yürütme işleri birbirinden ayrılmış. Sorumuzun cevabı ne olacaktı? Ceyhan. 11. soruyla devam ediyoruz. Anadolu Türk Beylerinden hangisi Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmiştir? Türkçe'yi resmi dili ilan etmiş arkadaşlar. Kimdir o? Karamanoğlu Karamanoğlu Mehmet Bey. Öyle değil mi arkadaşlar? Kahramanoğlu Mehmet Bey diyor ki bundan sonra dergahta ve bargahta yani dergahta ve sarayda Türkçeden başka bir dil konuşulmayacak diyor. Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir ve böylece bunların milliyetçi olduğunu görmekteyiz. Kahramanoğullarının milliyetçi olduğunu görmekteyiz. Sorumuzun cevabı Bursa olacaktı. 12. soruyla devam ediyoruz. 13. yüzyıl boyunca hem Anadolu'yu hem de Orta Doğu'yu etkileyen ve bu bölgelerde siyasi, iktisadi ve sosyal düzenin alt üst olmasına sebep olan gelişme aşağı yukarı hangisidir diyor. Arkadaşlar Anadolu'yu ve Orta Doğu'yu kasıp kavuran tüm siyasi, ekonomik ve sosyal düzenin alt üst olmasını sağlayan gelişme nedir? Tabii ki Azrail'in ta kendisidir. Azrail kim hocam? Azrail kim olacak? Moğollar. Moğollar 13. yüzyılda Anadolu'yu ve Ortadoğu'yu kasıp kavurmuştur. Sorumuzun cevabı Bursa olacaktı. 13. soruyla devam ediyoruz. Türkiye Selçuklu Üniversitesi'nde yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin uluslararası ticareti geliştirmeye yönelik olduğu savunulabilir? Bakıyoruz arkadaşlar, konar göçer Türkmenlerin Batı Anadolu'daki sınır bölgelerine yerleştirilmesi. Şimdi göçebe ya yaşayan Türkmenleri biz sınır bölgelerine yerleştirirsek, bu uluslararası ticarete ne gibi katkı sağlayabilir? Hayır, Öyle bir etkisi yok. O yüzden arkadaşlar, bir numaralı çıkarı eleyelim. İki. Venedik ve Cenevizlerle yapılan ticarette Bizans ölçü birimlerinin kullanılması. Venedikler Akdeniz'de, Cenevizler Karadeniz'de biliyorsunuz. E kardeşim biz ticarette neyi kullanıyoruz? Bizans ölçü birimlerini. Böylece uluslararası dünya çapındaki ticarete katkı sağlar. İki kesinlikle doğru. İkinli olmadıkları eledik. Üç, her yıl bahar aylarında yabanlu denilen fuarların kurulması. Yabanlu denilen fuarlar arkadaşlar ticaret fuarlarıdır, ticaret fuarlarıdır ve yabancı tüccarlar buralarda da ticaret yapabilirler. O yüzden sorumuzun cevabı ne olacaktı? 2 ve 3. 14. soruya devam ediyoruz. Anadolu'daki Türkmen topluluklarının bir kısmının göçebe yaşam tarzını sürdürmelerinin hedeflerinden hangilerinin gerçekleştirilmesini zorlaştırdığı söylenebilir. Arkadaşlar göçebe yaşam süren insanlarda denetlenme çok zor olur. Öyle değil mi? Bir kesinlikle doğru. İki, vergi toplamak çok zor. Adamı sen bulamıyorsun ki. Adam zırt pırt yer değiştiriyor. E kardeşim vergi toplayamazsın. İki kesinlikle zorlaşır. Üç, yerleşik düzene geçme. Sen gel bakalım kardeş ne yapıyorsun lan sen? Şuraya oturacaksın artık. Bu saatten sonra burası senin malın mülkün. Burası senin yurdun vatanın. Demek çok zordur. Neden? Arkadaşlar adam doğuştan itibaren hep göçebe yaşıyor. Alışmış bir kere. E ne olacak? Göçebe hayat yaşayan insanlara yerleşik düzene geçmek çok zor olacak. O yüzden sorumuzun cevabı edir olacaktı. Ve geliyoruz son 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 sorumuza yıldızlı bir soru. Bakalım kim doğru cevap verecek? Mutlaka yorumlar kısmına belirtin. Bu arada arkadaşlar, kanalıma destek olmak için sizlerden ricam, lütfen WhatsApp gruplarından arkadaşlarınıza videolarımı tanıtırsanız çok sevinirim. Hiç olmazsa hem siz bir iyilik yapmış olursunuz, bana destek olmuş olursunuz, bir başka arkadaşlarınızın öğrenmesine vesile olursunuz, hem de ben de sizlerin desteğiyle kanalımı hızlı bir şekilde büyütmüş olurum. Sizlerden ricam bu şekilde destek vermeniz. Evet bakıyoruz soruya. 1048 Pasinler, 1071 Malazı Savaşı, 1077 Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu, 1176 Meryo Kefalon Savaşı yapılmış. Selçuklu tarihindeki bazı gelişmelerin yansıtıldığı bu kronolojik gösterimle bağlantılı olarak aşağıdan hangisi söylenemez? Evet buradaki savaşlarla ilgili hangisi söylenemez diyor. 4 tarihi gelişmenin tümünün tarihleri ve yerleri doğru belirtilmiştir. Doğru. Dört Savaşında tarihleri doğru arkadaşlar İlk iki savaş Büyük Selçuklular döneminde gerçekleştirilmiştir doğru arkadaşlar Pasinler Savaşı'nı ve Malazgirt Savaşı'nı yapan Büyük Selçuklu Devletidir Türkiye Selçuklu Devleti dediğimiz Anadolu Selçuklu Devletidir Mireko falan Savaşı'nı yapan Anadolu Selçuklu Devletidir Türkiye Selçuklu Devleti Büyük Selçuklu Devletine bağlı olarak tarih sahnesine çıkmıştır doğru. Önce kurulan hangi arkadaşlar? Tabii ki Büyük Selçuklu Devleti önce kurulmuştur. O zaman sonradan kurulan Türkiye Selçuklu Devleti Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Doğru. İlk savaş Anadolu'daki egemenliğin el değiştirmesine yol açmıştır. Asla. Fasiler Savaşı keşif amaçlı yapılan bir savaştır. Bizans ile Büyük Selçuklular arasında yapılan keşif amaçlı yapılan bir savaştır. Anadolu'daki egemenlik el değiştirmemiştir. Sorumuzun cevabı çıktı. Biz yine Edirne çıkla bakalım. Son savaş Türkiye Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yaşanmıştır. Doğru. Hatta Miryokefalon Savaşı yurt tutan savaş olarak da geçmektedir arkadaşlar. O zaman hangisi yanlış arkadaşlar? Tabii ki sorumuzun cevabı deniz olacaktı. Arkadaşlar emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Videoyu arkadaşlarınıza WhatsApp aracılığıyla tanıtırsanız çok çok sevinirim. Kaçta kaç yaptığınızı yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.